Sahi mi? Annem mesaj attı. Kardeşinle geldiler herhalde. Ben gidip bakayım. Tamam. Bak Doğa, bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka bizi ara. Peki. Hemen geliriz. Olur. Yüzüme bile bakmayacak mısın? Düşüncelerinde yaşayanlara gözlerini çevirmeye gerek yoktur. Taki ile çok mutlu olun. Sen hiç üzülme. Eşini de hiç üzme. Bu benim evlilik nasihatim. Bunu hediye olarak kabul et. Çok değişmişsin. Sevgi. Sevgi insanı değiştiriyor. Bu benim sınavım, imtihanım. Sana aşık olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Sana aşık olduğum için çok şanslıyım. Ama artık bu aşkın bize veda etmesinin vakti geldi. Hadi Dua, birlikte yapalım. Nefsimizin arzularını terk edelim. Kalbimizdeki sevgiden, kavuşma arzusunun eziyetinden kurtulalım. Doğa, sen de biliyorsun. Biz o büyük Rabbin kainatında küçük bir su damlasıyız. Ama o küçük su damlası bunu unutursa, kimliğini unutursa, işte o zaman deniz olur. Gel bugün bir zamanlar birbirimizi sevdiğimizi unutalım. Yüce Allah'a ellerimizi açalım.
Hocam, burası senin yerin. Lütfen buraya otur. Oraya nikahı kıyacak olan kişi oturacak oğlum. Nikahı senden başka kim kıyacak ki? Yakında öğreneceksin. Selamünaleyküm. Bu Müstecabüddin Ahmet. Sizler onu tanıyorsunuz fakat kendisinin yeni halinden haberiniz olmayabilir. O bu bölgenin inşasından sorumlu. Burayı geliştirme görevi üstlendi. Çocuklar için bir medrese yaptı. Okul için arsa bağışladı. Çocukların masraflarını karşıladı. Ömrünü bunun gibi hayır işlerine vakfetti. Her zaman, her an dine hizmet etmekte. Allah ondan razı olsun. Amin. Amin. Gel oğlum. İzin var mı hocam? Besmele ile. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taki bin Salih, seni dua ile evlendireceğim. Umuyorum ki burada olanlardan veya olmayanlardan kimseden itiraz gelmez. Hocam sana icazet verdiyse eğer hiçbirimizin itirazı olmaz. Dua. Senin bir itirazın var mı? Benim itirazım var. Nikahı senin kıymanı istemiyorum. Bu nikahı hocamız kıyabilir. Sen onun koltuğunda oturuyorsun. Şimdi rica ediyorum kalk oradan. Bu senin nikahın. Bu yüzden her şey senin kabul ettiğin gibi olmalı.
Sen otur. Oraya sadece sen layıksın. Buna sadece senin hakkın var. Çünkü Doğan'ın kalbinde yerin varsa, o zaman onun hayatında da yerin olmalı Müstecap. Ne diyorsun sen Taki? Aklını mı kaçırdın? Müstecap, bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek. Doğan'ın hayatında kimse senin yerini alamaz. Ben bile. Buradaki herkes bunu biliyor zaten. Sadece sen bunun farkında değilsin. Böyle bir şey olamaz hocam. Neden Müstecap? Neden Dua ile evlenmiyorsun? Müstecap oğlum, duamız için en iyi hayat arkadaşı ancak sen olabilirsin. Bu aynı dua, uğruna onca emek verdiğin, elde etmek için uğraştığın dua. Bugün aynı dua karşında durmuş seni bekliyor işte. Neden reddediyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.